Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi bu videomuzda asal sayıları ve bir de aralarında asal sayıları işleyeceğiz dostlar. Bunlar neymiş? Birlikte öğrenelim arkadaşlar. Hemen ilk kağıdımızı alıyorum. Asal sayı nedir? Bunu öğreniyoruz dostlarım. Tanımını bir öğrenelim bakalım. Diyor ki asal sayı için yalnız bir ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir diyor dostlarım. Hemen yazıyorum şimdi asal sayılar kümesini şöyle. Asal sayıların kümesini yazıyorum. En küçük asal sayımız 2'dir dostlar. Bir sonraki asal sayımız 3. Bir sonraki öğretmenim 5, 7, 11, 13 şeklinde bunlar gidiyor da gidiyorlar arkadaşlar. Neymiş asal sayıların özelliği? Birden büyük olacaklarmış bir kere. Bu bir. Yalnız bölenlerinden birisi bir olacak. Diğeri de kendisi olacakmış. Bu da iki kardeşim. Şimdi düşünelim bak şu tanım kısmını biraz daha irdeleyelim birlikte. Şimdi iki denilen sayıyı düşünelim arkadaşlar. İki hangi sayılar 2'yi böler diye düşünüyorum. Yani 2'nin bölenlerini gözden geçiriyorum. 1, 1 zaten bütün sayıları böler dostum. Aklına gelen her sayıyı böler 1. 1 bir kere dursun kenarda. 2'yi başka hangi sayı böler? Bir de 2 böler dostlarım. Bakın 2'nin 1 ve 2 yani 1 ve kendisidir bölenleri. Bölünen 2'ye kendisine bölünebiliyor, bir de 1'e bölünebiliyor. O yüzden 2 asal sayıdır. Mesela 4'ü almamışız. Bakalım 4 gerçekten asal sayı mı değil mi? Bunu bir irdeleyelim. Şimdi 4'ü bölen sayılar. 1 dedik zaten bütün sayıların bölenidir. Kendisi de bütün sayıların bölenidir zaten. Kendisi de olacak. Yani 4 de olacak. Ama bak bunun dışında ne var bir de dostum? 4'ün 1 ve kendisi dışında bir tane daha böleni var. 2 var canım kardeşim. O yüzden bu asal değildir dersin hemen. Asal değilmiş bizim 4 dediğimiz amca. Hemen başka bir sayı düşünelim. Bakın şu 5 ile 7'nin arasındaki 6'yı yazmamışız biz buraya. Bakalım 6 gerçekten de asal değil mi? Bunu bir irdeleyelim. Şimdi 1 dediğimiz sayı zaten bütün sayıların böleniydi. Bir de kendisi. 6 da bütün sayıların böleni. Bunun dışında dostum hemen şöyle bakalım. 6'yı 2 böler mi? Evet 6 bölü 2 3'tür. 6'yı 3 de böler mi? Bak 1 ve kendisinin dışında 2 tane daha böleni çıktı 6'nın. Bu yüzden asal değildir arkadaşlar 6. Asallık değille bu şekilde bakacağız dostlarım. Bir de şunu aklınızdan çıkartmayın. Bizim çift olan hem çift hem de en küçük asal sayımız 2'ymiş arkadaşlar. 2'nin dışındaki bütün asal sayılarımız tek olacakmış. Bunu da notlarımıza hemen yazalım. 2 bizim en küçük asal sayımız ve çift olan tek asal sayımızmış. Bunu da dediğim gibi notların arasına yazın. Mesela kontrol edelim şimdi bir tane daha örnek yapalım. İyice içimiz rahatlasın. Hemen aklımıza gelen 27. Tek bir sayı. Bakalım asal sayı mı dostlarım? Şimdi 27'yi bölen 1 böler. 27 de böler. Bunun dışında başka 3 böler. 9 böler dostlarım 27'yi. 3 ve 9 da bölüyor. Bakın 1 ve 27'nin dışında bir tane daha böleni çıktığı için demek ki 27 asal değildir dedim. Ve bu kağıdımı hemen attım kenara. Geldik şimdi aralarında asal sayıya. Dostlar aralarında asallık da kolay. Hemen şunun da bir tanımını bir okuyalım. Ona göre yorum yapalım şimdi. Diyor ki birden başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. En az 2 tane sayı olmak zorundadır aralarında asal diyebilmemiz için. 3 tane de sayı çıkacak geri gelecek karşımıza haberimiz olsun. Ama en az 2 sayı olacak. Neymiş şimdi aralarında asallık? Bunu birazcık daha tartışalım.
İki tane sayı olacak arkadaşlarım. Hemen şöyle bir örnek yapayım. Mesela 4 ile ne gelsin aklımıza? 4 ile 12'yi düşün. Bakalım 4 ile 12 aralarında asal mı? Nasıl bulacağız öğretmenim? Hemen şunu yapacaksınız. 4'ü de bölen bütün sayıları yazacaksınız. Şimdi bir kere bütün sayıları bölüyordu, yazdım. 2 bölüyor 4'ü, bir de kendisi 4 bölüyor. Peki 12'nin bölenlerini yazalım. 1 var, 2 böler, 3 böler, 4 de 12'ye bölünür, 6 bölünür, bir de 12 bölünür dostlarım. Şimdi tanım ne diyordu? Bu en az 2 sayının ortak olan bölenleri. Bak 1, ikisinin de böleni mi? Evet. 2'ye 2, ikisinin de böleni mi? Evet. 4, ikisinin de böleni mi? Evet. Peki kural neydi? 1 dışında başka ortak böleni olmayacak demiştik dostlarım. Sadece 1 olacak ortak böleni. O yüzden 4 ile 12 aralarında asal değildir dersin hemen. Demek ki 4 ile 12 aralarında asal değilmiş. Birazdan bunlara daha ayrıntılı değineceğim. Şimdi gelelim şu ikinci cümleyi okuyalım. Ardışık doğal sayılar diyor dostlar. Ardışık demek peş peşe gelecek demek. Ardışık doğal sayıları hemen düşünelim. Mesela 3, 4, 5. Yani 3'ten sonraki doğal sayı nedir? 4. İşte böyle peş peşe gelen 3, 4, 5, 6 diye giden sayılara ardışık sayılar diyoruz. Diyor ki ardışık olan şu iki doğal sayı, mesela 3 ile 4, aralarında asalmış dostum. Mesela hemen düşünelim, 111 ile 112 aralarında asal mıdır diye bir soruyla karşılaşırsak biz dostlar, hocam bunların ardışık sayı olduğunu gördüm ben. Peş peşe gelen sayılar olduğunu gördüm. Demek ki kesinlikle aralarında asal olacaklar dedim. İnşallah anladık dostlar bu ikinci cümleyi de. Geldik şuna. Ardışık iki tek doğal sayıda aralarında asaldır diyor. İki tane tek doğal sayı. Şimdi hem ardışık olacaklar, peş peşe gelecekler, hem de tek olan doğal sayıları düşüneceksiniz. Hemen ilk aklıma şunları yazayım mesela. 7 ile 9. Bakın bunlar hem peş peşe gelirler, ardışıktırlar, tektirler yani aynı zamanda. Normalde bunların arasında bir de 8 vardır ama 8 tek sayı olmadığı için ardışık tek olsun istiyor bizden. Peş peşe gelecek tek sayıları düşünün. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 diye giderler. Ardışık olan herhangi ikisi, mesela 11 ile 13 aralarında asalmış dostlarım. 1 ile 3 aralarında asalmış. 5 ile 7 aralarında asalmış dostlar. Şimdi geldik son cümleye. Bakın buraya bir ünlem işareti koymuşuz biz dostlar. Diyor ki ardışık iki çift sayı aralarında asal değildir. Yani şunu düşünün mesela. İşte çift sayıları bir yazayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye sonsuza kadar gidiyor. 12 ile 14'ü düşünün dostlar. 12 ile 14. Bakalım gerçekten aralarında asal mı? 12'nin bölenleri nedir 12'yi bölen sayılar? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 14'ü bölenler 1, 2, 7 ve 14. Bakın ortak olanlar hangisi? 1, başka ortak bölen 2. 1'in dışında başka ortak böleni de varsa aralarında asal değildirler dersin. O yüzden ardışık çift sayılar aralarında asal değilmiş Gobel. Şimdi birazcık ısınacağız dostlarım bu aralarında asallık muhabbetine. Sonra da soru çözümleriyle daha da pekiştireceğiz inşallah. Evet, diyor ki aşağıdaki sayı ikililerinin aralarında asal olup olmadıklarına bakınız diyor dostum. Hemen ilk sayı ikilisi 5 ile 9. Nasıl bakıyoruz aralarında asal olup olmadıklarına? Şimdi 5'in buraya bütün bölenlerini yazacağım. 5'in bölenleri 1 ve 5. 5 zaten asal bir sayı. Tek başına düşün 5'i. 1 ile kendisi var bölenleri. 5 zaten asal bir sayıdır. 9'un bölenleri 1, 3 ve 9 dediğimiz sayılar 9'u böler dostlar. Peki bunların ortak olan bölenleri hangisi? Sadece 1. Bakın
sadece bir ortak bören olduğu için bunlar aralarında asal sayılardır. Aralarında asaldır dedik. Peki geldik ikincisine. Şuna bakıyoruz şimdi. 10 ile 9 aralarında asal. Hemen cümlelerimizi hatırlayın. Bir önceki şeydeki cümlede ne dedik? Ardışık doğal sayılar, yani peş peşe gelen doğal sayılar aralarında asaldır. Yani çok uzatmadan bunlar direkt aralarında asal sayılardır diyebilirsiniz. Biz bir de normal yolla bakalım. Şimdi 10 sayısını bölen sayılar. 1, 2, 5 böler, bir de 10 böler. 9'u bölenler 1 böler, 3 böler, bir de 9 böler dostum ki. Bakın ortak olanlar 1 var, başka da ortak böleni yok. O yüzden aralarında asaldır, gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Hemen geldik 15 ile 18'i kontrol edelim. 15'i bölen sayıları düşünüyorum dostlar. 1 böler, 3 evet 15'e bölünür, 15'i böler, 5 15'i böler, 15 de 15'i böler, 18'i bölenler 1, 2, 3, 6, 9, bir de kendisi 18. Peki ortak olanlara bakalım. 1 ortak, bak bir de bunun dışında 3 de ortak kardeşim. O yüzden 15 ile 18'in ortak olan 2 farklı böleni var. 1 ile 3. Demek ki aralarında asal değildir bunlar dostlar. Aralarında asal değildir dedik. Şunlara ben olsam sizin yerinizde hemen bir kendim bakarım kardeşim. Sonra da benim çözümümü izlerim. Hadi şuna bakalım. 12'yi bölenler ki bunu yaptık galiba az önce değil mi? 1, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 ve 12 böler. 14'ü bölen sayılar 1, 2, 7 ve 14. Ortak olanları işaretliyorum. 1'ler ortak, 2'ler ortak. O halde aralarında asal değildir dedim. Zaten ne demiştik? Bunlar bakın peş peşe gelen çift sayılar. Peş peşe gelen ardışık çift sayılar asal değildi. Pardon, aralarında asal değildi demiştik. O yüzden bunu es geçmiş olabilir. Yani bunu da hiç şu uzatmayı yapmadan direkt değildir diyebilirdik. Mesela burada ne diyor bakın? Bunlar nasıl sayılar? Ardışık tek doğal sayılar bunlar. Hem ardışık hem de tek. Direkt neydi bunlar? Aralarında asal sayıydı dostlar. O zaman bunlar aralarında asal sayılardır. Biz yine normalde bir çözelim bunu. 15'in bölenleri 1, 3, 5 ve 15'tir. 17'nin bölenleri 1 ve 17'dir. Başka da yoktur dostlar. 17 bakın arası, 17 kendiliğinden de bir asal sayıymış zaten. 17 asal sayıymış. Zaten şunu da bilin aslında arkadaşlarım. Bir asal sayıyla diğer bütün sayılar aralarında asallık yapar. Çünkü ikisinin de direkt sadece tek bir ortak böleni vardır. O da 1. Başka da yok zaten. Görüyorsunuz şekilde de olduğu gibi. Gelelim şuna kardeşler. Hemen 26'yı bölen sayılar. 1 böler, 2'ye bölünür, 13'e bölünür 26, bir de 26'ya bölünür. 33, 1'e bölünür, 3'e bölünür, 11'e bölünür, bir de 33'e bölünür. E bakın ortak olanlar ne var? Sadece 1 var. O yüzden 26 ile 33 aralarında asaldır diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Evet, aralarında asallığın ne olduğu anlaşılmıştır diye düşünüyorum kardeşler. Şimdi bunun bir de soruları var tabii ki. Nasıl sorularla muhatap olacağız? Şimdi buraya yoğunlaşacağız. İlk etapta asal çarpanlarını ayırma, yani asal sayılarla ilgili bir soru çeşidiyle muhatap olalım dostlarım. Bir örnekle muhatap olalım daha doğrusu. Diyor ki amca, aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırın. Şimdi biz burada neyi öğreneceğiz? Bir sayı asal çarpanlarına nasıl ayrılır? Ne yaparak ayrılır? Onu öğreneceğiz. Verilen sayının yanına şöyle bir çizgi çizilir. Buna obe okek çizgisi deriz biz arkadaşlarım. Şimdi önemli değil ismini bilmeniz. Ve en küçük asal sayı 2, sonraki işte 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 diye gidiyor bu asal sayılar. Böyle sonsuza kadar gidiyorlar bunlar. Biz şimdi en küçüğünden başlarız. 2 yazacağım buraya.
Ama nasıl yazacağım? 169 buraya yazdığım sayıya bölünecek. 169 2'ye bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyor. Peki 3'e bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyor. Nereden anlıyorsun hocam bölünüp bölünmediğini? 2'ye bölünebilmesi için son rakamının çift olması lazım. Değil. 3'e bölünebilmesi için bütün rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Bak topla 9, 1 daha 10, 6 daha 16. 3'ün katı değildir 16, bölünmez. 5'e bölünmez. Nereden anladın öğretmenim? Çünkü 169'un son rakamı ya 0 ya 5 olmalı ki 5'e bölünsün. Bunları hep bölünebilme kurallarında söyleyeceğiz yeri gelince. 7'ye bölünmez dostlar. 11'e bölünmez. 13'e bölünür. Hemen 13'e bölerseniz 169'u 13 kalır. Altına yazdım bak hemen. 169 neyle neyin çarpımı? 13 ile 13'ün çarpımı zaten. Sonra bir daha 13'e bölüyorum. Ne kaldı en son elimde? 1. İşte 169 dediğim sayı 13 çarpı 13'müş. Ya da kısaca 13'ün karesi demekmiş. 169'un kaç tane asal çarpanı varmış? 1 tane. O da 13'müş arkadaşlar. E hocam 13'ten 2 tane var. E aynı şey lan onlar. İkisi de 13. Bir tanesini söyleriz değil mi? Kaç tane asal çarpanı var 169'un? 1 tane. O da 13. Hadi şimdi 1400'ü yapalım. Önce 2'ye bölüyorum. Çünkü sonu 0 olduğu için 2'ye bölünebilir. 1400'ü 2'ye bölersek 7 çift 0 olur. Devam ediyorum. Bir daha 2'ye bölüyorum. 2'ye bölersek 35 0 olur. Devam edelim. Bir daha 2'ye bölelim dostlarım. 150 25 daha 175 olur. 2'ye böldükçe. Peki şimdi geldik. Daha 2'ye gel bölünmüyor. 2 bitti. 3'e geçelim. 3'e bölünüyor mu bu? 7 1 daha 8 5 daha 13 3'e bölünmüyormuş. 5'e geçtim. 5'e bölünür mü? Evet. Nereden anladım? Son rakamı 0 ya da 5 olursa 5'e kesinlikle bölünüyordu. Hemen 175'i 5'e böldük dostlar kenarda bir yerde. 3 kere 5 15 elde var 1. Ne kalıyor buradan? Şöyle kenarda böleyim ya, çok uzatmayayım. 175'i 5'e bölüyorum dostlarım. 3 kere 5 15 2 25'te de 5. 35 kalıyormuş dostlarım. Bir kere 5'e bölünce. Bir daha 5'e bölünüyor. 35'te 7 kalıyor. Şimdi sıra nereye geldi? 7 artık 5'e bölünmediği için 7'ye geçtim. 7'ye bölüyorum. 1 kaldı. İşte bu 1 kalınca asal çarpanlara ayırma işlemi bitti demektir. Demek ki 1400 neyle neyin çarpımı hocam? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bak yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 5 çarpı 5 bir de çarpı 7. İşte 1400 sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli budur. Hatta bir tık düzenleyelim. 2'nin 3 tane var. 3. kuvveti. 5'ten 2 tane var. 7'den 1 tane var. Peki soruyorum size. Kaç tane asal çarpanı vardır 1400'ün? 3 tane diyeceksin. 2, 5 ve 7. En büyük asal çarpanı kaçtır? 7. En küçük asal çarpanı kaçtır? 2. Asal çarpanlarının toplamı nedir? 7, 7 daha 14 gibi. Son soruda bence durdurun videoyu. Bir de 360'ı siz asal çarpanlarına ayırın bakalım. Ben şimdi yapıyorum. 2'ye böleceğim 180. Bir daha 2'ye bölüyorum 90. 2'ye bölüyorum 45. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 15. Bir daha 3'e böldüm 5. Artık 3'e bölünmüyor, 5'e geçtim. 5'e bölersem 1 kalanını bulduğum an işlem bitmiştir. O zaman 360'ın asal çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2, 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani 2'den 3 tane, 3'ten 2 tane, 5'ten de 1 tane olmak üzere 3 tane asal çarpanı vardır dedik dostlar. Hemen geçtik. Şimdi yeni geldik güzel bir soru çeşidine. Dostum artık şimdiki çözeceğimiz soruyu her soru bankasında mutlaka görürsün. Asal çarpanlar, asal sayılar kısmında, başlığında bunu mutlaka göreceksin böyle bir soru. 2 tane ifadenin çarpımı var. Sonuca dikkat edin. 19 bak, sonuca dikkat et. 19 hemen düşün. 19 nasıl bir sayı lan? Asal sayı kardeşim. 1 ve 19 dışında başka böleni yok bu 19'un. O zaman 19 asal bir sayı.
Peki asal sayının çarpanları ne ola ki? Lan bir 1 olur kesin. 1 çünkü böleni. Bölen demek çarpan demekle de aynı şey. 1 len kendisi o zaman değil mi dostum? 19'un 2 tane böleni var, çarpanı var yani. Biri 1, biri de 19. Başka da yok ki hocam. E doğru. O zaman bunlardan biri 1 olacak, biri 19 olacak. Şöyle bak bakayım ifadeleri. Sence hangisi 1, hangisi 19 olur? Yani şöyle baktığında hangisi daha küçük, hangisi daha büyük? Lan toplama daha büyük değil mi? O zaman bu kesin 19 olur hocam. E doğal olarak bu da kesin 1 olur. Hadi yazalım. A eksi B eşittir 1. A artı B eşittir 19 derim. Hemen bunları alt alta topluyorum. B'ler gitti bakın. Eksi B ile artı B sıfırladı. 2A eşittir 1 ile 19'un toplamı 20. A eşittir ne oldu? 10. A 10 ise 10 ile kaçın toplamı 9, 19'dur? Tabii ki 9'un. B'de 9 oldu. 10 ile 9'un çarpımını soruyor bize. 10 çarpı 9'da cevabımız 90 çıktı. Yani şunları göreceğiz arkadaşlar. Demek ki soru bankalarında şöyle sorular göreceğiz. Bir tane daha atıyorum hemen. 2A artı B çarpı A eksi B eşittir 23. İki şeyin çarpımı 23. 23 nasıl bir sayı diye bakıyorsun hemen. Asal bir sayı. Çarpanları nelerdir 23'ün? 1 ile 23'tür. O zaman küçük olan 1, büyük olan 23'tür deyip aha burada yaptığımın aynısını yapacaksın dostum soruların içerisinde. Güzel bir soru çeşididir. Dediğim gibi her soru bankasında mutlaka görürsün bunu. Hemen aldım diğer sorumuzu çözeleyim. Şöyle hizalamasını ayarlayayım ki kadrajdan dışarıya da çıkmamış olsun. Evet bakıyoruz şimdi sorumuz ne diyormuş? A, B, C asal sayılar olmak üzere. Lan şu kalemlerimi niye ben hiç kullanmıyorum? Şunları kullanayım. A, B, C asal sayılar olmak üzere. Tamam. 2'nin bir kuvveti bak C nasıl bir sayıydı? C asaldı. Lan 2'nin kuvveti asal bir sayı. Şimdi düşünsene 2'nin kuvvetleri. Mesela 2'nin 4. kuvveti. 16. 16 asal mı? Yani sonuç C 16 olabilir mi? Hayır olamaz. 2'nin küpü 8. 8 asal değil. 2'nin karesi 4. 4 de asal değil. 2'nin 1. kuvveti 2. Aa 2 neydi lan zaten? Bizim en küçük asal sayımızdı değil mi? 2. Çift olan tek asal sayıydı. O zaman şöyle diyebilirim ben kısaca. Lan sonucun asal çıkması için 2'nin 1. kuvveti olmalı aga bu. Yani A eksi B kesinlikle 1 olmalı. 2'nin 1. kuvveti de 2 çıkacağı için C de kesinlikle 2 olmalı dostum. Şimdi düşün bakayım C 2 tamam eyvallah da. Lan aralarındaki farkın 1 olduğu asal sayılar neler? Şöyle bütün asal sayıları gözden bir geçir. Neydi? 2, 3, 5, 7, 9 yok lan. Sallama. 11, 13, 17, 19 diye gidiyor. Ya şuna dikkat et kardeşim bak. İlk iki asal sayımızın arasındaki fark 1. Sonraki asal sayılara bak. İşte bu aradaki fark 2. Bu aradaki fark 2. Şunların arasındaki fark 2. Şurada 4, şurada 2 gibi... Bir dışındaki bütün sayılar. Yani aralarındaki farkın 1 olduğu tek asal sayılarımız bizim 3 ile 2'ymiş. Başka da yok. O zaman bunlardan biri 3, biri de 2 olacak dostlarım. Peki ne diyoruz o zaman? Bu 3 olsun. B 2'ymiş. C'yi de 2 bulmuştuk. Çarpımlarını istiyor bizden. Cevabında 12 geldiğini patladı gitti gobeller. Hadi geçtik bunu da. Hemen aldık. Şunu bakalım bu ne diyor? AB yine aralarında asal 15'ten büyük 2 tam sayıdır diyor. Şimdi 15'ten büyük 2 tam sayı. Lan 15'ten büyük sayılar 16 var, 17 var, 18 var, 19 var, 20 var. Gidiyor bunlar sonsuza doğru. Ama diyor ki aralarında asal olsun istiyor bunlar. Aralarında asal demek nedir? Şunların peş peşe herhangi ikisini seçersen aralarında asal oluyor da hatırla. Ardışık sayıydı bunlar. Mesela 19 ile 20 aralarında asal.
Hocam 18 ile 19 o da aralarında asal. Çünkü ardışık. Hocam 17 ile 18 kesinlikle aralarında asal. 16 ile 17 kesinlikle aralarında asal Gober'le. Çünkü ardışık sayılar, peş peşe gelen sayılar aralarında asal demiş çünkü bir kere başta hocamız bize. O zaman ne diyor bize? Buna göre A ile B'nin toplamı en az kaçtır? O zaman diyor ki sana, lan seçebildiğin kadar en küçük ikisini seç diyor. Bunları da topla diyor. 16 ile 17'nin toplamı da zaten cevabı yazmışız buraya Gober'ler. Cevap 33 geldi bile çok daha. Evet hadi bakalım bunu da gömdük. Geldik şimdi aralarında asallığın en meşhur soru tipine dostum. Birkaç tane çözeceğim bundan iyice öğrenin diye. Bak şimdi diyor ki bize x artı y ve x eksi y aralarında asal sayılar ve bir de oran veriyor bize dostum. Şurada görüyorsunuz oranı da. Dostlar şimdi bu oranda şuradakiler zaten bize aralarında asal dediği şu ifadeler olur. Şunlar. Senin burada yapacağın, bu soruda yapacağın şey, şu oran sorusunda yapacağın işlem, şu kesin bildiğin kısmını sadeleştirebildiğin kadar sadeleştirecek. En dibine inecek. Şu anda bak 11 ile 15 daha bir ötesi sadeleşmez bunlar. Bir tık daha sadeleşmezler dostlarım. 11 ile 15 aralarında asaldır çünkü. Daha ortak başka bölenleri yoktur bir dışında. Yani 3'e bölünmez ikisi ki sadeleştireyim. 5'e bölünmez ki sadeleştireyim. O yüzden bunlar aralarında asal oldukları için daha sadeleşmezler. E diyordu ya bana x eksi y ile x artı y aralarında asal iki sayı. Aha 11 ile 15 o zaman hocam. Demek ki x eksi y eşittir 11'dir. X artı y eşittir 15'tir o zaman benim nazarımda. Hemen toplayalım bunları. Y'lere bay bay diyelim. 2x eşittir 26. X eşittir 13'ü bulduk öğretmenim. Peki x 13 ise 13 ile kaçın toplamı 15'tir? Tabii ki 2'nin. Y de 2'ymiş. X çarpı y 26 paketle gitsin Gober'ler. Çözeceğiz bundan da. Aha bak geliyor bir tane daha. Hadi. Hadi bakalım bunu yapalım. Bir tane daha dinleyin benden. Sonra diyeceğim ki videoyu durdurun arkadaşlar. Siz çözün diyeceğim. Hadi bir tane daha dinliyoruz. Bak bununla bu aralarında asal demiş. Çok güzel öğretmenim. Madem aralarında asal ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum artık o zaman. Diyeceğim ki bunların karşısındaki şu sayıları sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireceğim. Yani bunlar da aralarında asal olana kadar sadeleştireceksiniz bunları dostlarım. Şu ikisi de aralarında asal olacak. Dibine kadar sadeleştir. Şu anda mesela şunu diyemezsin. A artı 2B eşittir 42'dir öğretmenim. A eksi 2B eşittir 10'dur. Bak bunu yapamazsın. Çünkü bunlar aralarında asal demiş. Peki bunlar aralarında asal mı? Değil. Sadeleşiyor bak 42 ile 10. Bölenlerini düşünün. Mesela bunun bölenleri 1, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. Başka 7'ye bölünür, 6'ya bölünür. Şimdi aklıma geldi şey 21'e ve 42'ye bölünür. Bu kerata 1'e, 2'ye, 5'e falan filan 10'a bölünür. Bak aralarında asal değiller. 1 ile 2 var bunların ortak böleni. 1'in dışında başka bölenleri de var. Demek ki aralarında asal değilmiş Gober'le. O zaman biz ne yapıyorduk? Aralarında asal olana kadar sadeleştiriyoruz. 2'ye böl 21. 2'ye böl 5. Daha da bunlar bir şeye bölünmüyorlar dostlar. Yani ortak olan bir şeye bölünmüyorlar. Zaten şurada da gördüğünüz gibi 2'ye bölünecekler, bir de 1'e bölünecekler. 1 zaten bizim 1 ama bunun dışında başka da bölenleri olmadığı için direkt 2'ye böldüm, sadeleştirdim. E o zaman şunu artık gönül rahatlığıyla diyebilirim. A artı 2B kesinlikle 21'dir. A eksi 2B kesinlikle 5'tir. Hemen topladım alt alta. 2B'lere bay bay dedim. 2A eşittir 26 oldu. A eşittir 13. Bak A'yı bulduk. 13 tutturduk mu? Tamamdır. B'yi bulalım. A 13 ise 13'ten kaç çıkarsa 5 kalır? 8. Demek ki 2B 8. B de 4 geldi dostum. O da tamamdır. Hadi geçtim bir sonraki soruya. Şimdi buradaki soruda videoyu durdur kardeşim istersen. Sonra benim çözümümü izle. Ama şimdi burada videoyu durdurunca kafan şurada karışacak. E hocam burada 3A artı 5 ile 2B artı 1'i vermiş. Demin sizin çözdüğünüz iki soruda da
Aynıları burada yazıyordu. Bununla bu yazıyordu. Burada yazmıyor. Lan yazmıyor ama ne dedim ben? Yazacak. Yazacaksa canım kardeşim. Demek ki burada amca bunlara bir düzeltmeni istemiş. Bak bir düzelt geliyor zaten. 3A geliyor buradan. 3'ü içeriye dağıtınca. 3 kere 1'in çarpımı 3. Bir de 2 ile topla 3'ü. 5. Aha bu geldi bak. Bölü. Hadi şunu yapalım. İçeriye dağıt. 2 kere B. 2B. 2 kere 1. 2. Eksi 1 var. 1 çıkart diyor yani. 2'den 1 çıktı. Artı 1 kaldı. Bak istediklerimiz geldi. Sadece amca sana gıcıklık yapmış. Gözünü köreltmiş diyelim. Şimdi peki ne yapıyorduk? Şunları da aralarında asal olana kadar sadeleştireceğiz. Lan bir kere direkt 10'a bölünüyor bunlar değil mi? Ne kaldı geriye? 20 ile 21 kaldı. Peki 20 ile 21 herhangi bir şeye bölünüyor mu dostlarım? Başka ortak olan bölenleri var. Mesela 2'ye bölünüyor mu ikisi? Hayır, üstteki bölünüyor, alttaki bölünmüyor. 3'e üstteki bölünmüyor. 4'e alttaki bölünmüyor gibi gidiyor. Bunlar aralarında asal. Nereden anladın hocam aralarında asal olduğunu? Lan ardışık sayılar 20 ile 21 ardışık peş peşe değil mi? Ardışık sayılar aralarında asal değil miydi canım kardeşim? O zaman bunlar da aralarında asal. Hadi gel gerisini gömelim hemen. Demek ki artık 3A artı 5 eşittir 20'dir. Bak bu kolaymış. Hemen 5'i bu tarafa at. 3A eşittir 15 oldu. A eşittir 5 çıktı. A'yı bulduk dostum hemen. Hadi B'yi de bulalım. 2B artı 1 eşittir 21'miş. Demek ki 2B 1'i bu tarafa at 20'ymiş. B eşittir 10 geldi dostum. B'yi de bulduk. A zaten elimizde. 5 ile 10'un toplamını soruyor. Sorunun cevabı paketle gitsin. 15 gober. Hadi bakalım geldik bir sonrakine. Artık bu soruyu sen götünle çözersin dostum. Gözünü kapat, götünle çöz bu soruyu. O kadar artık senin sorun oldu bu. Hadi birlikte yapalım. Dur videoyu ama sen bir çöz tamam mı önceden mutlaka. Ne diyorsun canım kardeşim? X ile Y aralarında asalsa öğretmenim diyorsun. Şunları biz sadeleştiriyorduk. 3'e böl 12, 3'e böl 15. Aralarında asal mı 12 ile 15? Bölenlerine bakalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 6, 12. Buna bakıyorum. 1, 3, 5, 15. La hocam 3 var ikisinde ortak. Demek ki hala aralarında asal. O zaman sadeleştirmeye devam. 3'e böl 4, 3'e böl 5. Demek ki X bölü Y 4 bölü 5 oldu. Artık aralarında asal oldular dostlarım. O zaman X 4, Y de 5. Toplamları 9. Olayı da bitirdik Robert'le. Hadi bakalım gençler. Şimdi daha merak etmeyin. Bol bol soru çözeceğiz tamam mı? Şu temel kavramlar kısmını bitirince hepsiyle ilgili karışık böyle dubana dibine kadar soru çözeceğim dostlar. Merak etmeyin. Her çeşit sorudan çözeceğim. Yeni nesildi, ÖSYM sorusuydu. Kolaydı, zordu. Attırıklı alayını çözeceğiz tamam mı? Rahat olun. Siz yeter ki şu konuları iyice bir öğrenin. Hadi öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.